Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allah'a hamdolsun. Resulullah'a, onun âline, ashabına ve ona tabi olanlara salatu ve selam olsun. Bundan sonra biline ki ey Müslümanlar, kabul olunan amel, ihlaslı bir şekilde yapılan ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muvafık olan ameldir. Allah-u Teala şöyle buyurur. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak ona kulluk etmeleri emredilmiştir. Kul, Allah'ın rızasını ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyarak ve yapışarak elde eder. Zira Allah-u Teala şöyle buyurur. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'e rivayet ettiği hadiste şöyle buyurur. Hudu anni menasikakum. Hac ibadetlerinizi benden alın. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve onun yolundan ayrılmamaya hırslı ve istekli olun. Bidatlardan ve kötülüklerden sakının. Müslim'in rivayet ettiği sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. İnne asdaqal hadisi kitabullah ve inne afdalal hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ. وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ Şüphesiz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolların en efdalı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en şerlisi dinde sonradan çıkarılan yeniliklerdir. Sonradan çıkarılan her yenilik bidattır. Her bidat dalalet ve sapıklıktır. Bilin ki Arafat Dağı'na çıkmak ne sünnetten ne de Resulullah'tan rivayet olunmuş hac ibadetlerinden değildir. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat Dağı'na ne haçta ne de umrede ne de başka zaman çıkmamıştır. Sadece Arafat Dağı'nın doğusunda kayaların bulunduğu yerde ve dağın altında kıbleye dönüp dağa çıkmadan vakfeye durmuştur. Dağa çıkmayı emretmemiştir ve insanlara وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفْ Ben burada vakfeye durdum, Arafat'ın hepsi vakfeye durulacak yerdir demiştir. Bundan dolayı Arafat Dağı'na çıkılmaması gerekir. Zira bunda ne bir fazilet ne de özel bir sevap vardır. İmam Nevevi Rahimullahu Teala der ki, kim Arafat'ta vakfeye durmanın sadece Arafat Dağı'nın üstünde geçerli olduğunu zannederse açık bir hata işlemiş olur ve sünnete muhalefet etmiş olur. Arafat Dağı'nda çıkmakta fazilet var sözünün aslı astarı yoktur ve bu konuda ne sahih ne de bir zayıf hadis varit değildir. İmam Harameyn el-Cüveyni de Arafat Dağı'na çıkmanın hac ibadetlerinden olmadığını zikreder. Şeyhülislam İbni Teymiye de Arafat Dağı'na çıkmanın meşru olmadığını ve Resulullah'ın umreden sonra Arafat Dağı'na gitmediğini ve Arafat Dağı'na çıkmadığına dair icmayı nakleder. Bundan dolayı dinde aşırılığa gitmekten sakının. Zira aşırılık Allah'tan uzaklaştırır, yakınlaştırmaz. Allah-u Teala şöyle buyurur. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sünen İbn-i Mace'de geçen sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِيَّاكُمُ الْغُلُوُ فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُ Ey insanlar! Aşırılıktan sakının. Zira sizden öncekileri ancak aşırılık helak etmiştir. Ey mübarek kardeşim! Arafat dağı taştır. Ne bir zararı ne de bir faydası vardır.
Bundan dolayı dağdan bereket beklemek caiz değildir. Dağdan bir parça ya da bir taş ya da toprak almak caiz değildir. Zira bu onu tazim etmeye ve yüceltmeye sebeptir. Bu da dağın fayda ve bereket vereceği inancına sürükler. Her kim Allah'tan başka bu taşların fayda vereceğine inanırsa şüphesiz ki Allah'ın nehyettiği ve Resulullah'ın sakındırdığı şirke düşmüştür. Ey değerli kardeşlerim, dininize zarar verecek şeylerden sakının ve babanız İbrahim Aleyhisselam'ın ve cunubni ve beni en na'budel asnam. Rabbim beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut duasını hatırlayın. Daha faziletli ve daha kamil şeylerle meşgul olun. Mescid-i Haram'da bolca namaz kılın. Çokça Kabe'yi tavaf edin. Çokça zikir edin ve çokça dua edin. Zira bunlar mübarek bir ganimettir. Allahu Teala bizim ve sizin ibadetlerimizi kabul etsin. Kendisine itaat etmemizi ve rızasına nail olmamızı muvaffak kılsın. Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline ve ashabına salat ve selam olsun.